Gün bu görüntüyle başladı. Bu kez kaçakçılık şube ekipleri şafak operasyonu yaptı. Aralarında iş adamları Ali Ağoğlu, Reza Zarrab, Emrullah Turanlı ile Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Esen ve 3 bakanın oğlunun da bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı. Gözaltıların gerekçesi inşaat sektöründe ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet ve kara para aklama iddiaları. Polis operasyonun hazırlığının son bir yıldır yapıldığını söylüyor. Ancak tüm bu hazırlıklardan ne Emniyet Müdürlüğü'nün ne de İstanbul Valisi'nin haberi var. Yani operasyonu gerçekleştirenler bunu müdürlerinden de saklıyor. Bir şey söyleyecek misiniz işin gözaltına alınması konusunda? Her ne kadar adı yolsuzluk operasyonu olsa da bu operasyonun zamanlaması çok dikkat çekici. Çünkü Türkiye'de son zamanlarda tartışılan bir konu emniyet yargı cuntası. İddialara göre bu yapılanma Türkiye'de siyaseti meclis dışında şekillendirmek isteyen bir yapı. Yani adı yolsuzluk operasyonu konulan bu uygulamada hedef hükümet ve siyasi irade. İtibarsızlaştırma operasyonu olarak görülen bu operasyonda amaç seçimler öncesi iktidarı zor duruma düşürmek ve siyasetin yeniden organizasyonu. Doğal olarak bu operasyon her konuşmasında meclisin ve halkın iradesinin dışında bir iradeyi kabul etmeyiz diyen Başbakan Erdoğan'a bir saldırı olarak değerlendiriliyor. Gözaltına alınanlar gün içinde tek tek sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu maratonu sürüyor. Reza Bey, bir şey söyleyecek misiniz? Niçin gözaltındasınız? Operasyonla ilgili tek resmi açıklama ise İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'dan geldi. Adli soruşturmanın devam ettiği bir aşamada daha detaylı bir bilgiyi paylaşma imkanımız adli açıdan mümkün değil.